Paradigma değişimlerinde eski bilgilerimizle yeni hayata cevap vermemiz mümkün değil. Burada değerli dinleyicilerimize, özellikle de büyük jenerasyon ve bazen burada insanlık hali her jenerasyon için geçerli. Lütfen böyle kimliğini bilmediğiniz bir telefon aldığınızda hem muhatap olmayın, hem ilk etapta bir avukata ulaşamıyorsanız da güvendiğiniz birine telefon ederek, yani telefon iletişimini kesin ya da herhangi bir e-maile hiçbir şekilde cevap vermeyin. Sonra kendinizi güvende hissedebileceğiniz, akıl danışabileceğiniz, bu konuyla ilgili yetkinlikleri olan bir yakınınıza ulaşın. Bu şekilde de çözemediğinizi düşünürseniz de lütfen bir hukuk danışmanına mutlaka ulaşın. İstanbul Okulu'ndan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, bugün dijital dolandırıcılık hakkında konuşacağız. Konuğumuz avukat Selma Karaduman. Hoş geldiniz Selma Hanım. Hoş bulduk Fatma Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Dijital dolandırıcılık çokça konu olan bir mesele. Herkesin sürekli konuştuğu bir mesele. Mağdur olanın da çok fazla olduğu önemli bir konu. Bugün bir hukukçu olarak size bu konuda sorularımız olacak. Öncelikle dijital dolandırıcılık nedir? Nasıl tanımlıyorsunuz siz bunu? Dijital dolandırıcılık aslında failin dijital imkanları kullanarak karşıdaki muhatabını manipüle ederek haksız kazanç elde etmesi ya da haksız bir fiille muhatabını mağdur edebilecek bir pozisyona sokması olarak özetleyebiliriz. İşin bir cezai boyutu, bir de ticari boyutu olduğu için iki şekilde tanımlamak istedim. Hı hı. Bu şekilde özetleyebiliriz. Hı hı. Ve araştırmalar aslında dijitalde mağdur olan kitleyi üçe ayırıyor. Bir, hakikaten dijitalde tanıştığı ya da muhatap olduğu insanlarla bir haksız fiil ya da bir suç unsuru olabilecek bir şeyle karşılaşıp mağdur olanlar, ceza hukuku kapsamında da. İkincisi, bu küçük internetteki küçük alışverişlerden çok büyük alımlara kadar geniş bir yelpazede ücretini verdiği dijital bir üründen beklediği menfaati ve faydayı göremeyen, ya ayıplı bir malla karşılaşan ya da kalite oranında da yanıltıcı bir şeyle karşılaşan bir tüketici profili. Üçüncüsü de özellikle de dijital ekonomide tarafların coğrafyadan birbirinden bağımsız olduğunda tarafların güven ilişkisi tesis edecek kadar bir zaman tanımadan yapılan ticari alışverişlerde tarafların güven sağlayamamasından kaynaklanan bir şekilde mağduriyetler diye üçe özetleyebiliriz. Çok güzel bir özetleme oldu. Şimdi tabii ekonomik tarafı var, ticari tarafı var. Birçok yönden eleştireceğiz, bunları konuşacağız ama öncelikle benim de ilk aklıma gelen, insanların da çokça tartıştığı, dolandırıcı diye tabir ettikleri şeyler var. Mesela Instagram'daki fotoğrafları. Burada tabii ticari anlamında değil ama insanın ama bir başkasına... Evet, doğru. Bu da bir dolandırıcılık. Yani ekonomik olarak ticari bir dolandırıcılık olmasa da karşısındaki insanı yanıltıcı bir profil oluşturabiliyorlar. Yani bunu da çokça görüyoruz. Bir insan kalkıp da kendini farklı bir profilde gösterebilir. Görüntü olarak olabilir, farklı bir şekilde tanıtabilir. Ruhsal olarak da olabilir. Evet, ruhsal olarak olabilir. Kendi bir başkasına çok farklı bir şekilde sosyal medyada tanıştırabiliyorlar mesela. Bu da aslında bir dolandırıcılık gibi görülebiliyor. Kesinlikle ve aslında şöyle, dikkatinizi çektim bilmiyorum. Son dönemde Instagram'da yapay zeka ile yapılmıştır diye bir not ekleme zorunluluğu geldi. Bu arada yani hem shop application'ım yok hem de Photoshop yapmayı da sevmeyen biri olarak ben bunu çok doğru buluyorum. Ve İhtiyacınız da yok. Estağfurullah, bin mukabele ama bunu o açıdan söylememiştim. Şöyle düşünün, siz bir şekilde artık hayat bize birebir tanıma imkanını zaman olarak azalttı ve nüfus kalabalıklaştığı için ticarette de sosyal hayatta da etkileşimde bulunduğumuz insanları ilk etapta en azından dijitalden tanıyoruz. Ve esasında bu yüz yüze iletişimi sağlayabilmek için de bir şekilde de dijitaldeki o ön verileri dikkate alıyoruz. Şimdi siz tamamen hiç olmadığınız bir şeye dönüşerek kendinizle ilgili bir tanımlama yapıyorsunuz. Ve bu tanımlamayı eğer bir şekilde bilinçli yapıyorsanız zaten hile ve desise kavramına bizi götürüyor. Ve dolayısıyla da aslında teknoloji buna yapay zekayla tanımlanmıştır derken diyor ki bak, tüketiciyi yanıltma diyor esasında.
çok da anlamlı buluyorum. Evet, kesinlikle öyle. Tamam, ekonomi kısmına dönelim o zaman. Bu dedikodu kısmını bıraktığımızda, çünkü sosyal medyada çokça konuşulan bir mesele bu. Tabii bir de asıl dolandırıcılık. Asıl demek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama mağduriyetin ekonomik olarak, ticari olarak yaşandığı dolandırıcılık kısmında çok fazla insanın bununla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Özellikle teknolojiden uzak olan yaşça, işte bu çağı yakalayamamış olan, işte babalarımıza, dedelerimize SMS'le gelen dolandırıcılık mesajları. Hala yaşayan var. Ne kadar bilinçli de olsa. Çok yaygın Fatma Hanım. Evet. Çok yaygın. Dinleyelim sizden o zaman. Estağfurullah. Bir de şöyle, şu açıdan çok yaygın. Zaten bu mağdurlar internet kullanmadıkları için biz onların sesini duymuyoruz. Biz onların çocukların üzerinden aslında bunu dijitalde şey yapıyoruz. Zaten karşı tarafın tırnak içinde tecrübesizliğinden faydalanıyor. Tabii ki büyüklerimiz, büyük jenerasyon yaş olarak hayatta çok tecrübeliler ama dijital tecrübesizliklerinden ötürü sizin hiç umursamayacağınız bir telefon onlar için çok tetikleyici bir korku. Ve biliyorsunuz bütün dolandırıcılar zaten o insanoğlunun o psikolojik şeylerini, zaaflarını kullanarak bir dolandırıcılık tasarlıyor. Ve dolayısıyla çok yaygın. Örnekleyerek isterseniz izninizle çoğaltalım. Uzaktan mesafeli satışlarda, tatil sitelerinde, emlak konut sitelerinde, yani hiç olmayan bir inşaat projesini dolandırıcı bir şirket sadece şeyden, yapay zeka fotoğrafıyla size arsa satışları var, gayrimenkul satışları artık var. İnsanların gidip görecek vakti de olmadığı için. Bravo. Zaten tam da işte o güven tesisini, ya da işte sahte floş siteleri var, ya da baktığınız zaman hiç olmayan bir kıyafet butiğini sanki varmış gibi, ya da mesela bence bu da dolandırıcı kapsamında. Siz birinci sınıf bir kaliteyi vaat ediyorsunuz ve birinci sınıf bir fiyatlandırma yapıyorsunuz. Sonra üçüncü sınıf bir kalite geliyor. Ve bu bir tane bir ayıplı mal, tesadüfi bir ürün değil, sistematik bir şeyse bu kesinlikle dolandırıcı bir şirket anlamına geliyor. Ya da herhangi bir fake telefonla, yasa dışı suça karıştığınızla alakalı bir telefonla sizden para ve başka bir şekilde bir ederi olan bir talepte bulunan telefonlar. Burada değerli dinleyicilerimize, özellikle de büyük jenerasyon ve bazen burada insanlık hali her jenerasyon için geçerli. Lütfen böyle kimliğini bilmediğiniz bir telefon aldığınızda hem muhatap olmayın, hem ilk etapta bir avukata ulaşamıyorsanız da güvendiğiniz birine telefon ederek, yani telefon iletişimini kesin ya da herhangi bir e-maile hiçbir şekilde cevap vermeyin. Sonra kendinizi güvende hissedebileceğiniz, akıl danışabileceğiniz, bu konuyla ilgili yetkinlikleri olan bir yakınınıza ulaşın. Bu şekilde de çözemediğinizi düşünürseniz de lütfen bir hukuk danışmanına mutlaka ulaşın. Ben yeni dönemde bunların sayısı çoğaldığında, tıpkı hastalıklar çoğaldığı için aile hekimleri var, günlük akışta danışabileceğiniz bir aile avukatlık sisteminin de yakın bir zamanda geleceğini düşünüyorum. Kesinlikle, yani aile hekimi gibi aile danışmanlığı verebilecek hukukçulara da çok ihtiyacınız var. Çünkü özel şeyleri de paylaştıkları için insanlar aslında orada hukukçularıyla da güven ilişkisi önemli ve lazım olduğu zaman hızlı ulaşabileceğiniz ve size kaliteli bir zaman ve bilgisini aktarabilecek bir danışmanlık süreci bu dönemde bence yani artık dijital suçların artmasıyla beraber çok daha önemli olacak diye düşünüyorum. Ben de çok kıymetli olacağını düşünüyorum. Burada özellikle insanların tedirgin olduğu kısım, sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi, bilmediğimiz bir yerden bir mesaj, bir arama gelebiliyor ve bizim aslında belki de millet olarak hukuk kavramını, mahkeme kavramını duyduğumuzda ister istemez bir ön yargıyla kaygılanıyoruz, bir endişeye kapılıyoruz. Herhangi bir yerden, çünkü çok da çok şahit olmadığımız. Çok eğitimli insanları bile dolandırdılar. Bakın. Evet. O anlık bir korku dürtünüzden faydalanıyor. Yani evet. Gazetelerden okuyoruz. Çok profesör insanları o 30 saniye içindeki korku analiziyle havale yapanlar mı dersiniz bir şekilde. Dolayısıyla da bu sayıların aslında bu yayınlarda bence farkındalık artırmak için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Aslında sizin de bu antropolojik ve felsefi bilginizden de faydalanmak istiyorum burada. Nasıl yorumluyorsunuz bu korkuyu mesela? Bize özel çok bir şey mi? Çok dürtüsel, çok insani. Yani insanlık savaş kaç. Yani baktığın zaman binlerce yıllık bir, ben de antropoloji hakkında çok beslendiği bir alan. Yapmadığımız bir şeyden de korkup endişe duyabiliyoruz. Dolayısıyla buradaki savaş, yani savaş kaç aslında çok hani insanoğlunun hayatta kalabilmek için en ilkel zamanlardan beri doğayla baş ederken ki şey ya, burada bizim de yapmamız gereken muhatabımızın diliyle savaşmak. O yüzden sizin aslında sizi güvensiz bir alanda bırakan biriyle mücadele edebileceğiniz, Lao Tzu'nun en iyi savaş sanatında aslında savaşmadan savaşmak diyor. Ve dolayısıyla da baktığınız zaman burada
kendinizi öncelikle güvenli alana itebilmek için o telefonu, o e-maili yani o iletişimi kesin, sizi korkutma enerjinizi veren ve bir güvendiğinizi. Ve zaten bence hukukçular güveni tesis etmekle yükümlüler. Size kendinizi güvende hissettiren bir hukuk desteği zaten iyi bir destektir. Ondan sonrası da zaten yasal düzenlemeler. Süreç içerisinde biraz geç işlemekle beraber evet. işliyor. Ama ben burada yeri gelmişken aslında bu tip internetten özellikle herhangi bir iletişim sağlamadan önce önleyici hukuk hizmetinin açıkçası olduktan sonrasından daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hmm. Bir de kamu sposu yerine geçsin izniniz verirseniz. Lütfen kendinizi güvende hissetmediğiniz bir muhatapla dijitalde iletişim kurarsanız kaybetmeyi göz alarak kurun. Bu bir para olabilir, enerji olabilir, zaman olabilir. Ya da böyle bir şey kaybetmeyi göz alamıyorsanız bir bilene mutlaka önce danışın. Burada tabii tedbir kısmından bahsediyorsunuz. Kesinlikle. Ama oldu ki kandık, oldu ki bu tuzağa düştük, dijital olarak dolandırıldık. Sonrası için yapılabilecek şeyler adına ne dersiniz? Şimdi buradaki bir zafiyeti söylemek zorundayım. Yine bir farkındalık yaratmak için. Özellikle mesela şeyden Instagram'daki butik alışverişleri. Çok yaygın bir örnek olduğu için izninizle söyleyeceğim. Burada rakamlar küçük olduğu için ve artık ulaşım karbonsuzlaşma politikalarından dolayı kanaatimce ulaşım çok pahalı. Benzin fiyatları yani bence 100 yılın en yüksek petrol fiyatlarından bahsediyoruz. Maalesef. Ve bunun da aynı zamanda da karbonsuzlaşma ve yeşil dönüşümle de ilgili çalışan bir hukukçu olarak aslında karbonsuzlaşmayı teşvik etmek için bir şey sopa olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla şöyle düşünün, siz bir ev hanımısınız, farklı bir semtteki bir yere gitmek, toplu taşımayla bile ucuz bir bluzun fiyatına tekabül ediyor. O da ne yapıyor? Kargolayıp alışveriş bizzat gitmek yerine hem zaman hem de maliyet optimizasyonu yaptığını düşünüyor kendince. Bu arada dolandırdı diyelim ki. Hı hı. Avukata gitmek daha maliyetli. O yüzden diyorum ki aile avukatlarınız olsun. Bu arada lütfen bunu da reklam yapmak için söylemiyorum. Milyonlarca insanı tek başıma aile avukat da yapamayacağıma göre İstanbul'da sadece İstanbul'da 100 bin tane avukat var. Kendinize güvendiğiniz bir avukat bulmanız ve ufak tefek sorularınızı da bazen büyük ticari ilişkilerinizi de aynı kişiye sorabilmeniz avukatınızla daha sürdürülebilir ve daha güvenli bir ilişki yaratır. Evet. Yani şöyle düşünün, dolandırıcılar zaten rakamlar küçük olduğu için onlar da şöyle bir ölçek ekonomisi yapıyorlar dolandırıcılar bence. Bir kişiyi dolandırmadığı için yani 500 TL'ye sürümden kazanıyorlar. Bir kişiyi dolandırıyor. Dolayısıyla evet. Siz de avukatınıza 500 TL için bir şeyi profesyonel olarak danışamayacağınız için aynı şeyleri çok danıştığınız, sürekli danıştığınız bir aile avukatınızla uzun süreli sürdürülebilir bir ilişki yaratabilirsiniz. Bu şu an böyle bir ya lüks gibi geliyor ama birkaç yıl içinde ne dediğim bence çok daha anlaşılacak. Kesinlikle öyle. Yani ufak tefek alışverişler olduğu için biz burada peşine düşüp 300-500 liralık bir şey için avukat masrafıyla bunun peşine düşüp kurtarmak maliyetiyle uğraşmıyoruz tabii ki. Ama ufak tefek de ama olsa... Ama uğraşmalısınız çünkü bakın dolandırmak bir istismardır. 1 TL ya da 5 milyon dolar fark etmiyor. Burada aslında sizin bir avukatınızın olduğunun bilinmesi bile yani maille CC'ye bazı projelerde ben sadece CC'de yer alıyorum. Profesyonel olarak yaptığım bir işten bahsediyorum. Çünkü şirketler o CC'ye sizi katarak projeyi benim avukatım da takip ediyor. Gülümsediğine bakmayın diyor esasında. Dolayısıyla bir süreçte bu konularla ilgili başınıza bir şey geldiği zaman çözümlü de gidecek birinin olması bence çok önemli. Bu arada da kesinlikle tersine mentorluk dediğimiz bir şeyden de faydalanılmalı. Bence 60 yaş üstü torunundan ve çocuğundan şifrelemelerle ilgili kesinlikle destek almalı. Evet. Çünkü orada sizin bilmediğiniz, sizin ümmi olduğunuz bir alan var. Hı hı. Ve dolayısıyla oradaki tecrübe transferinde yeni kuşakla bence o alışverişi yapmak kesinlikle. Kesinlikle çok daha önemli. Evet, bazen de kendimizden küçük insanların tecrübelerinden faydalanmamız gerekiyor. Çünkü onlar bu çağa doğdular. Onlar bizden çok daha tecrübeliler. Genç nesil için söylüyorum bunu. Kesinlikle öyle. Bir de şöyle ben az çok önce... yaşlı gibi söyledim ama. Ama şöyle artık 7 yıl diyorlar Fatma Hanım. Evet. Yani jenerasyon eskiden 15 yıldı. 10 yıla düştü sonra jenerasyon farkı. Artık 7 yıl belki bu hızla beraber yani birbiriyle farklı kuşaklara doğma yaşı giderek küçülüyor. O konuda hemfikirim. Bir de buradaki yani şöyle söyleyeyim. Mesela yani isim de söylemek istemiyorum ama o bilinen bir alışveriş şeyi var ya sitesi.
Milyonlarca kadın. Söyleyebilir miyim? Ben söyleyeyim. Peki. Evet. Mesela benim Trendyol üyeliğim yok. Hiç alışveriş yapmadım oradan. Ya bu konuyla ilgili bir bilgi birikimim de yok dolayısıyla. Ama ben de şöyle söyleyeyim. Hani orada herhangi bir şeyle karşılaştığımda bunun risklerini bildiğim için gözden çıkarmıyorsanız o verdiğiniz her neyse bedel. O bedelle alakalı bir güvenlik filtresi önemli. Bir de değerli İstanbul Okulu izleyicilerine de küçük bir jestimiz olsun. Bir önleyici tüyo daha vermek istiyorum izninizle. Lütfen. Avukat ayağınıza geldi. Sağ olun, eksik olmayın. Şöyle, internet alışverişlerinizde görücü usulünü önemli buluyorum. Oo. Ne demek bu? Ne demek bu? Şöyle baktığınız zaman aslında geleneksel yöntemde görücü usulü mutlaka arada bir filtrenin, bir güvenlik filtrenin olması anlamına geliyordu. Evet. Yani birbirini tanımayan iki çift mahalledeki ortak bir dostlarının kanalıyla birbiriyle bir güven tesis ediyordu. Biri kefil oluyor o kişiye. Bravo. Yani. Ve elektronik ticarette ve e-ticarette de siz hiç tanımadığınız bir muhataptan ticari alışveriş yaparken başınıza bir şey geldiği zaman hukuki koruma olmasa bile ona ulaşabilecek ve onun da zarar görebileceği, bu ticari bir zarar olabilir, itibari bir zarar olabilir, bir filtre yaratmanız lazım. Bu arada bu da olmadığında piyasadaki münferit vakalarda da isim söylemeyeceğim ama topluma mal olmuş bir konuda bir kişi kefil olamıyorsa aslında yine bir ölçek ekonomisi bence bu. Aynı anda birçok mağdur bir kişinin mağduriyetinin söze dökülmesiyle binlerce mağduriyet tweetleri oluyor ya. Tabii, evet. Bakın aslında bu da toplumsal o görücü usulünün bir sorun olduğunda kefil olabilme ya da hesap sorabilmesinin bence konvansiyonelden dijitale yansıması diye yorumluyorum. Ne dersiniz? Çok iyi bir yorum. Aslında burada kefil dediğiniz şeyi yorumlarla görüyoruz. Ürün yorumlarıyla. Ay, bravo. Trendyol'da veya kesinlikle başka bir alışveriş sitesinde. Burada siz söylediğiniz diye tekrar ediyorum ama yo, herhangi bir alışveriş sitesinde bir Trendyol ürün alırken. Yok ya bu arada. Evet. özellikle ürün almadan önce yorumlarına baktın mı? Bize de söylenen fotoğrafla yorumlarına baktın mı? Yorumda olduğu gibi mi görünüyor? Diğer satın alan kişiler bunun hakkında ne demişler? Ürünün kaliteli olduğunu veya olumsuz yorum yaptığını. Ama bu da şu anda yanıltıcı bir şeye dönüştü. Yorum satın almalar, evet, değil mi? Evet, yorum satın almalar. Aynı şekilde sanki görücü usulünde kendi adına kefil olacak kişiyi kendi ailesinden biriyle yapmış kesinlikle, gibi. Kesinlikle. Kimse kendi ürünü için kötü bir şey söylemez. Orada yorum satın alarak, olumlu yorumlarla yine müşteriyi yanıltıcı bir şekilde sürdürebiliyorlar bu durumu. Ama okuduğum bir makalede e-ticarette ürünle alakalı olumsuz bir şey varsa onu sitesinde paylaşma zorunluluğu gibi bir şey okumuştum. Çok böyle şu an kaynak söyleyemeyeceğim, affedin, böyle serbest çağrışım da geldi. Ama şöyle mantıklı, ürününüzle ilgili kamuoyundaki bir şeyi dijitalde sattığınız için o ürünle ilgili aslında bakın bütün hikaye şeffaflıktan geçiyor. Yani üründe bir tüketici sorun da yaşamışsa, bakın eskiden iyi ayakkabı markaları topuk, ya ben 10 küsür yıl önce hatırlıyorum, yürürken stiletomun topuğu tamamen kırıldı. Ve dediler ki biz ayakkabımızın arkasındayız, hemen yenileyelim. Yeni ayakkabı gönderdiler. Çünkü diyor ki o stiletto kırılmamalıydı yürüyen merdivende. Evet. Şimdi baktığınız zaman sorun da olabilir. Önemli olan o sorunun da arkasında duruyorum diyebilecek bir şeyden bahsediyorum. Dolayısıyla bu dijital yorumlar da bence bir yapay zeka ile bir süre sonra fake yorumları da eriyecek. Sistem şu an bir geçiş döneminde. Evet. Ama ürün deneyimi, kullanıcı deneyimi iyileştirmesi konusunda kesinlikle daha pozitif olarak iyileşeceğini düşünüyorum. Kesinlikle bu ayrıştırmaya ihtiyacımız var. Çünkü güvendiğimiz kısım yorumlarken yorumun da yanıltıyor olması epey tedirgin edici bir durum. Gerçekten de belki de yapay zeka ile bu ayrıştırıcılık mümkün olursa çok daha iyi olacaktır. Peki şimdi biz burada aile avukatı olsun gibi bir öneride de bulundunuz. Herkesin bir avukatı var diyelim ki bir şekilde dolandırıldık ama avukata da başvurduk. Hakkımızı aramak istiyoruz. Bu hukuki süreç şu anda ülkemiz için söylüyorum. Güncel dönemde hakkımızı aramak istediğimiz bir durumda yeterince iyi işliyor mu? Yani hızı belki bir kriter olabilir. Yani üzerinden epey zaman geçtikten sonra hakkımızı almanın bile belki anlamı kalmayacaktır. Bunun hızı, yöntemi, işleyiş şekli, şu an siz bunu nasıl görüyorsunuz?
uygun mu? Çok güzel bir soru. Ticaret Bakanlığımızın 12 Mart 2024 tarihli reklam kurulunun verdiği bir ceza var. Tüketiciyi yanıltan reklamlarla ilgili 17 milyon TL'lik bir ceza kesildi. Çok ciddi bir rakam. Oo. Bu bir kişiye verilmediğini düşünürsek aslında dağıtık yapıda farklı kurum ve kişilere verilen cezalarla sen benim tüketicimi elektronik ticarette eğer yanıltırsan bu cezaları vermeye devam edeceğim beyanı da bence devletin birinci de ağzından çok önemli bir beyan. Devamı da gelecek diye düşünüyorum. Daha çok böyle önleyici hizmetleri daha çok vurguluyorum. Bir tanesini daha izninizle söyleyeceğim. Ticaret Bakanlığı'nın elektronik ticarette güven damgası tebliğimiz var. Çok önce çıkan bir tebliğ. Ve bu aslında asgari hizmet standartlarıyla alakalı bir tebliğ. Hı hı. Diyor ki bu ürün elektronik ticaret damgasına sahiptir. Ne demek? Asgari standartlara sahip bir menşe belgesi bu. Hı. Şimdi burada lütfen tüketicinin de bilinçli olup bu standartlara sahip ürünlerin ayak izini esasında takip etmesi lazım. Burada güvenin de pahalı bir maliyet olduğunu da söylememiz lazım. Benim az önceki sorunuzdaki esasında düşük bütçeli bir şeydeki riske katlanından kastım bu. Bu bir dijital kumar Fatma Hanım. Ve biliyorsunuz bütün dinlerde kumar yasaktır. Oo. Evet. Yani bu arada bu net aslında bir açıklama oldu, evet. Yani dinler ve öğretiler bazı yasaklamaları temel evrensel kriterle dikkat alarak yapmışlar. Kumar yasaktır çünkü sana zarar verir diyor. Yani baktığınız zaman asgari standartının bir maliyeti varken bir şey daha düşük bütçeliyse karşı tarafının buna ticaret yaptığını ve bir vakıf ve amme hizmeti yapmadığını düşünürsek o rakamı nereden çıkardığını düşünmemiz lazım. Ya da bazı ürünlerin de çok ekstra pahalı olmasının sebebi de fazla reklam yapmasından kaynaklanıyor. Siz o ürünle aynı kalitedeki aynı kumaşı eğer daha reklam yapmayan biriyle yaptığınız zaman aslında reklama değil, kumaşın ipeğin kendisine para harcadığınızı bilebilmek de aslında bence sürdürülebilirlik politikaları açısından bilinçli tüketiciyi de, yani tüketici burada biraz öz eleştiri de yapmalı diye düşünüyorum. Bu işin önleyici kısımlarında aslında Ticaret Bakanlığı'nın sayfasına girerseniz bu konuyla ilgili tüketiciyi bilinçlendirecek aslında birçok çalışma olduğunu lokal düzenlem olarak söyleyebilirim. Yapay zeka teknolojileriyle de ilgili az önce söylediğim gibi bu yapay zeka ile üretilmiştir demek. Bu görseldeki reklam ürünü aslında birebir aynısı değil anlamına da geliyor. Tüketicinin bu satır aralarını okuması lazım. Ama iş adli sürece geldiğinde ne oluyor? Bir kere adli süreç bir şekilde iyi bir servis almak aslında küçük şeyler için dediğim gibi maliyetli. Burada tüketici hakem heyetiyle gitmek gerekiyor. Yani siz çok kısa sürede alışveriş yapıp 3 dakika içinde karar veriyorsunuz ama tüketici hakem süresi 3 dakika değil. Ama bu konuyla da ilgili şunu da söylemek gerekiyor. Ben başınıza bir şey geldiği zaman hukuki olarak onun şikayet sisteminin sadece sizin bireysel menfaatinizin değil bir kamu hizmeti olduğunu düşünüyorum. Çünkü dolandırıcılar bilmediler ki başlarına bir şey geldiği zaman hukuk arkalarında. Adalet sistemi doğal olarak da baktığınız zaman yavaş işleyen bir sistemdir. Ama sağlam işleyen bir sistemdir. Ama burada da tabii ki dolandırıcıların yine bu geçiş döneminde bir daha kullanmayacakları IP adresleriyle kimliklerini saklama kısımlarıyla da ilgili bazı zorluklarla da karşılaşıldığını bir hukukçu olarak açık sözlükle söylemem lazım. Süreç böyle özellikle de yasal yargıya geldiğinde yavaş işlediği için bizim daha çok süreçten önceki hukukçu ya da e-ticaretten anlayan danışmanlar kanalıyla ya da bu şöyle düşünün 300 TL'lik bir bluzda danışmanınız hukukçu olmayabilir ama çok alışveriş yapan kız arkadaşınız olabilir. Evet. Akıl danışın. Çok iyi bir örnek oldu gerçekten. Yargıdan, mahkemeden bahsetmişken bir de yapay zeka da dedik. Son zamanlarda gündem alan meselelerden biri de dijital mahkeme. Dijital mahkeme hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu gerçekten olabilecek bir şey mi? Adil olur mu? Nasıl görünmesi gerekir? Valla futuristik bir soru gibi görünse bile gelecek çok hızla yaklaşıyor. Ve şaşırmayacağım yani bir süre sonra dijital mahkemeler kurulduğunda. Ki baktığınız zaman tam hatırlamıyorsam 2018 diye aklımda kalmış. IBM Due Diligence dediğimiz bir şey yaptı. Yazılım geliştirdi. Due Diligence normalde klasik hukukta bir şirketi ölçebilmek için, denetleyebilmek için ya da bazen iki şirket birbirini satın alma süreçlerinde hukukçuların ve danışmanların şirketin bütün evraklarını kapanık bir odaya günlerce evraklar üzerinden bir risk yönetimi yapmaları ve evrakın aslında fotoğrafını çekmesi diyebiliriz. Yani hani buradaki güçlü yanlar nelerdir, zayıf yanlar nelerdir, şirketin sözleşme süreçleri vesaire. Tabii bu
çok emek yoğun bir şeydi. Yani hem sofistike bilgi istiyor hem çok ciddi zaman ayırmanız gerekiyor. Şimdi teknolojinin güzel imkanları var. Yani yapay zeka o konuyla alakalı, işte IBM'in de geliştirdiği, büyük ihtimal ondan sonra devamı da gelmiştir. Birçok hukukçuya gerek kalmadı. Çünkü okuyor. Ama iyi hukukçulara her zaman gerek var. Çünkü yapay zeka temel bilgileri veriyor. Sofistike ve çetrefilli uyuşmazlıkların yorumunda klasik metinleri okuyan, ta Roma hukukundan bu yana kadar gelen binlerce yıllık hukuk geleneğini hem bilen hem de bunu yorumlayan bilgiye ihtiyaç var. Şimdi dijital mahkemelere yavaş yavaş gelmek için buradan böyle bir giriş yaptım izninizle. Baktığınız zaman kodlama aslında yapay zeka şöyle çalışıyor. A halinde B olur, B halinde C olur. Yani böyle yaparsan şöyle olur diyor. İhtimaller üzerinden. Peki burada gri alanları nasıl çözeceğiz? Yoruma açık olan kısım yani. Fıkıh kısmı biraz da. Kesinlikle öyle. Çok teşekkürler. Çünkü buralarda adalet dediğimiz bütün öğretilerdeki o ulvi yüce makam sadece A ve B arasında değil. Aslında o fıkıh dediğiniz şey işte o aralardaki renkler, tonajlarla alakalı. Ve adaletin tecellisi tam buralarda. O yüzden aslında mahkemelerin maalesef bir hukukçu olarak öz eleştiri yapmak istiyorum. İş yükü arttığı için sayın yüce yargı makamdaki hakimlerin aslında bazı kararlarında aksamalar oldu. Çünkü siz fani bir akıl ve bedene sahip birine taşıyacağından daha fazla yükü zaman birimi olarak yüklediğinizde oradaki iş kalitesi düşer Fatma Hanım. Şimdi kuşkusuz ki dijitalleşen bir yargı sistemi aslında hakimlerin temel bilgileri yapay zekadan destekle alıp daha sofistike konuları onların hukuk nosyonuna, kalbine, vicdanına, ilmine ihtiyaç olabilecek konulara daha fazla tefekkür ve zaman ayırmasını sağlamalı. Ama ve lakin yazılımcının etik kısmı nerede olacak? Şimdi bu çok daha büyük bir soru oldu yani. Evet. Ben size soruyorum şu an Fatma Hanımcığım. Yani biz yapay zeka şimdi hakimin orada sizle de daha önce bunu konuşmuştuk. Eril dil hakim olduğunu. Mesela boşanma dosyalarında bir Yargıtay'ın daha çok yani son dönemde sağ olsunlar yüksek mahkeme bu konuyla ilgili pozitif bir eğilimde ama geçtiğimiz yıllarda Yargıtay kararlarının çok erkek egemen bir zihniyetle yapıldığını birçok makam söyledi. Evet. Ve bu değişti. Şimdi bir yandan da yazılımcıların erkek ağırlıkta olduğunu düşündüğümüzde bir konuyla alakalı eğilimde yazılımın o anlamdaki adaletsiz eğilimde ne yapacağız? Yani biraz şey gibi oldu. Sürücüsüz tren birine çarptığında kim suçludur gibi bir şeye kesinlikle, döndü. Tabii. Çok da etik tartışmasına girecek bir durum. Burada nasıl ayıracağız dediğiniz gibi dijital mahkemede belki de cinsiyetsiz yapay zekanın oluşturduğu bir dille yapay zekanın sunduğu bir dille cinsiyetsiz bir dil hiçbir tarafı olmayan adil bir düzenin olacağını düşünüyoruz ama tam da parmak bastığınız noktada burada yazılımcı kim olacak? Onun görüşleriyle mi dizayn edilmiş bir sistem olacak gibi çok daha büyük bir tartışmaya döndü. Çok bence bu konuyu kesinlikle üstünde hepimizin tefekkür etmesi gereken bir konu. Bu tefekkür lafını boşuna kullanmıyorum. Çünkü bu yeni yüzyıla baş edebilmek için paradigma değişimlerinde eski bilgilerimizle yeni hayata cevap vermemiz mümkün değil. Bakın ben 2003 mezunuyum ve son zamanlarda kendimi yeni mezun bir hukukçu kadar heyecanla yeni şeyler öğreniyorum. Çünkü yeni yüzyıla baş edebilmek için o heyecanın çok kıymetli bir öz sermaye olduğunu biliyorum. Ezber bilgiler değil ama bu şu anlama da gelmiyor. Bir de klasik metinler var. Yani 1000 yıllık hakikati de değiştiremezsiniz. Bakın 20 yıllık hakikat değişiyor ama 1000 yıllık hakikatten ilham alıp yeni çözümleri yani inovasyon dediğimiz şeyi ancak klasikten esinlenebiliriz. Ben az önceki sorunuzu bir el daha yükselteceğim izninizle. Lütfen. Malum milli menfaatlerimiz söz konusu olan konular var. Buralarda yabancı yazılım ithal ettiğinizde dijital mahkemelerde conflict of interest dediğimiz menfaat uyuşmazlığında yabancı yazılımcıların yaptığı bir yazılımı bakın bunu baktığım zaman bizim borçlar hukukumuz İsviçre'den alınmıştır Fatma Hanım. İsviçre'deki tarım toplumuyla Türkiye'deki tarım toplumu borçlar ilişkisi aile hukukundaki dizayn ilişkileri aynı olabilir miydi? Biz bunu çok yıllarca bu uyumlanma süreciyle ilgili mevzuat değişti. Çünkü anladık ki bu tasarım bir ceket değil. O ceket başkasının ceketi sizin ceketinize uymadığı için bedeninize, omuz yapınıza, üstünüze zaten uymadı. Emanet durdu. Dolayısıyla şimdi buralarda da bizim yerel yazılımcılarımızın, paydaşlarımızın, hukukçularımızın
esasında bu yeni dijital süreçlerde taşın altında elini koyması çok önemli. Ben o anlamda da yani dijitalleşme ile ilgili devletin çok önemli çalışmalarını çok destekleyici buluyorum. Yani blockchain'den kriptoya, dijital dönüşüme kadar. Neden? Çünkü biz bazı milli menfaatleri başka ülkelerin yazılımlarıyla çözmeye çalıştığımızda burada çok temel şeyleri, kaderimizi, geleceğimizle ilgili şeyleri de aslında başka birinin eline bırakmış oluyoruz. Bir de tabii burada insanlığın temel ilkeleri var. Burada bence kendi yerel menfaatlerimizi gözetirken de bir insanlığın parçası olduğumuzu unutmadan çalışmalar yapılması çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu dönemde samimiyetle söylemek gerekirse bir özür borcumuz da var. Maalesef Gazze'de yaşanılanlar uluslararası hukukunda şu an sınıfta kaldığının göstergesi. Dolayısıyla bence yeniden bir masaya oturup hukuk düzenlemelerinin daha eşit, kapsayıcı ve adil olmasının yolunu hep beraber arayacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınız için, Ben katkılarınız için teşekkür Selma ederim. Hanım. Çok kıymetli bilgiler verdiniz bugün yine. Estağfurullah. Teşekkür ederiz. Sağ Sağ olun. olun. Sevgili seyirciler, dijital dolandırıcılık hakkında konuştuk bugün. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.